Saygıdeğer izleyenler, yeniden Seçenler Seçilenler programında Ünye AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan Beyefendi ile beraberiz. Bu kez AK Parti Ünye İlçe Başkanlığından canlı yayında son aylarda Ankara'yı su yolu yapan ve ekibiyle birlikte Ünye için çalıştığına inandığımız Kenan Selim Argan'dan hem Ankara seyahatleri hem de Ünye'de çözüm bekleyen irili ufaklı hayati önem arz eden konular başta olmak üzere sorunları masaya yatırıp yarım saatlik programımız içerisinde sorularımıza cevap almaya çalışacağız. Kendisine öncelikle Seçenler Seçilenler programına seçilenler olarak hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi programımıza Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ile yaptığınız, evet, Ünye ve yöresinde yaptığınız çalışmaları bitirerek geldiniz. Apar topar geldiniz. Evet. Önce ayağının tozuyla bugünkü ziyaretten, evet, kamuoyunu bilgilendirip daha sonra Ankara'ya ve Ünye'ye dalarız. Tabii. Çok buyurun teşekkür efendim. Ediyorum. Rica öncelikli ederim. Olarak böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle de radyoları başında bizleri dinleyen ve aynı şekilde sosyal medya aracılığı ile televizyonumuz aracılığı ile bizleri izleyen çok kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Hepsine hayırlı günler diliyorum. Evet, bugün Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz ve Ordu Devlet Su İşleri Şube Müdürümüzle beraberdik. Tabii ki daha önce bizim Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile beraber kendilerine bir ziyaretimiz söz konusu idi. Yaklaşık 15-20 gün önce kendilerini Ünye'ye davet ettik. Tabii ki davetteki amacımız özellikle son yıllarda yaşanmış olan taşkınlardan dolayı dere yataklarındaki bu daralmaların ve beraberinde taşkınlarla Ünye'mizin çeşitli yerlerinde işte sele maruz kalan yerlerde insanların mağduriyetinin giderilmesi, bunu minimuma indirilmesi ile ilgiliydi. O açıdan Sayın Bölge Müdürümüzü bugün davet etti. Bugün geldiler. İlk olarak Tabakhane Deresi'nde bir çalışma yaptık. Orada özellikle Bayramca Deresi, Bayramca girişi üzerindeki köprünün alçak olduğundan dolayısıyla suyun debisinin yükselmesi durumunda bu köprünün suyun akışını engel olduğundan bahsettik. Doğal olarak orada bir 70-80 santimlik bir yükselmenin olması gerektiğinden Sayın Bölge Müdürümüzü bilgilendirdik. O da Şube Müdürümüze gerekli talimatı verdi. Kısa süre içerisinde bu Bayramca Köprüsü üzerindeki bu sıkıntının giderilmesi için gerekli çalışmayı başlatacağını söyledi. Biraz daha geriye giderek tabii ki oralarda yine Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu duvarlar var. Duvarların da bazen baktığınız zaman yer yer kodları düşük. Bunun da 1-1,5 metre civarında falan tekrar yükseltilmesiyle ilgili talebimizi ilettik. Kendisi de bununla ilgili de oranın görsel olarak fotoğraflarını çekti. Ve aynı zamanda tabii dere içerisinde son zamanlarda böyle lokal yağışların çok yağması nedeniyle çok ciddi anlamda bir rusubatın olduğunu söyledik. Bununla ilgili de Çatalpınar bölgesine bir rusubat tutucu inşallah 2020 yılı programına alacağız. Bu manada da gerekli çalışmalarımızı zaten bölge müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüz nezdinde de daha önce yapmış idik. Ama şu bir gerçek, Karadeniz'de özellikle son yıllarda bir haftada yağacak olan yağmurun böyle 20 dakikada, 25 dakikada yağmış olması çok ciddi anlamda da bizi böyle sel tehlikesiyle, taşkın tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu vesileyle de dere yatakları çok ciddi anlamda dolup taşıyor. Özellikle kumdur, çakıldır. Bu tarz malzemeler dere yataklarını dolduruyor. Tabii ki bunların gerisine, bunlara tutucu şekilde bir rusubatın yapılması gerekiyor. Bu talebimizi de ilettik. Ardından tabii ki bizim Kildik bölgesinde organize sanayi bölgesiyle ilgili şu anda gelmiş olduğumuz çok güzel gelişmelerin olduğu bir projemiz var. Bununla ilgili de yine Cüri Deresi'nde bir çalışma yaptık. Cüri Deresi'nde özellikle yine yazın yağmış olan yağmurlardan tahkimatların zaman zaman böyle ufak tefek dezenformasyona uğradığını
yapısının çok da böyle ciddi olmasa da bozulduğunu gördük ama her ihtimale karşı bununla ilgili hem tahkimatların gözden geçirilmesini hem de aynı şekilde orada da bir rusuba tutucunun yapılması ile ilgili Sayın Bölge Müdürümüzü oraya götürdük, talebimizi ilettik. Aynı şekilde zaten bu taleplerimizi genel müdürlüğümüze de iletmiştik. Bölge müdürümüz de yerinde bunları inceledi, notunu aldı. İnşallah 2020 yılı içerisinde bu bahsetmiş olduğumuz konular başta olmak üzere devlet su işleriyle ilgili yapılacak olan iş ve işlemleri hep beraber takip edeceğiz. Buraya kadar olan bölümüne teşekkür ediyoruz. Konu devlet su işlerini ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Evet. Bahsettiğiniz Tabakhane Deresi üzerinde muhtelif yerlerde bir iki tane köprü var vatandaşın ulaşımına hizmet eden ama özellikle de Bayramca Köprüsü'nden sonra eski hayvan pazarına kadar olan bölümde karşı ile arayı birbirine bağlayan köprü yok. Geçmişte oraya birileri sanki suyun içerisine asma köprü gibi bir şey yapmışlar. Evet. Çocuk oyuncağı şeklinde. Tehlike arz ediyor ama bu konuda mutlaka oldu, bir düşünceniz oldu. Vardır. Bugün onu da konuştu. Tam gençlik merkezinin, bizim Ünye Gençlik Merkezi'nin ve oradaki özel bir okulun karşısına en azından yaya olarak insanların karşı karşıya geçebileceği araç trafiği olmasa bile evet. Bununla ilgili de talebimizi ilettik. Onu da söyledik. Bizim de yine gündemimizde çünkü gençlik merkezine gençlerin yani böyle akşam geç vakitlerde de gidebileceği bir ortamı sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla orada dolmuş güzergahında olmayan bir noktada insanların karşı karşıya geçmesini engelleyen bir durum var ise bu manada da bizim önlem almamız gerekiyor. İdi aynı yerde durarak gençlik merkezinin olduğu yerde en azından insanların yaya olarak karşıdan karşıya geçmelerine imkan sağlayacak bir yaya köprüsü böyle karşı karşıya geçecek bir köprünün talebinde de bulunduk. Onu da söyledik Sayın Bölge Müdürümüze. Çok güzel. Bu sevindirici bir evet. olay çünkü canlıların tümü ölümlü. Evet. Doğduğu gibi öleceğini biliyor. Bilmeden yaşayanlarımız da var insan dostları ama ölümüne kadar olan geçecektir zamanı hiç olmazsa huzur içerisinde geçirmelerine evet. insan olarak katkımız olsun istiyoruz. Aynen. Bunun için de yetki ve güç sahipleri sade vatandaşlara, muhalefete oranda daha ön sıralarda onlardan bekleniyor hizmet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önce son bir aydır gerçekten ekibinizle birlikte Sayın Başkanımız, zaman zaman da Kaymakamımızla birlikte Ankara'yı su yolu yaptınız. Amacınızın yaşadığınız, sizlere bugünlere gelinceye kadar hizmet eden memleketinize ve insanlarınıza, dolayısıyla insan dostu canlılara faydalı olmak. Buyurun Ankara ile ilgili evet. son gelişmeler nelerdir? Özellikle de ben sağlık adına 5 yıldızlı otel kapasitesinde her sefer soruyoruz. Hastanemiz var da içerisindeki doktorlarımız yetmiyor. Bu evet. konuda bir gelişme varsa tabii. şu 2019 yılının son dakikalarında evet. Kamuoyuna sağlık adına da bir müjde bekliyoruz sizden. Evet, şöyle biz tabii ki siyasetin her zaman insanlara bir hizmet etme aracı olarak olduğunu ifade eden ve bunu anlatan her seferinde söylüyorsunuz. Her seferinde söylüyoruz. Bu manada da eğer siyasette hizmet etme aracını biz ilke edinmiş isek burada herkes bulunmuş olduğu mecrada en güzel şekilde hizmet etmeli, edebilmeli. Bu bizim için de geçerli. Belediye başkanımız için de, kaymakamımız için de, tüm siyasiler için de. O açıdan Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Beyefendi ile beraber hakikaten Ünye'de bu zamana kadar olmayan veya çeşitli sebeplerle olmamış olan yatırımların takibi noktasında ciddi anlamda gayret sarf ediyoruz. O açıdan Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, İlçe Belediye Başkanımız ve bizler hakikaten bu noktada gayretli olarak çalışıyoruz. Hasbi olarak. Bu noktada sık sık Ankara'ya gidiyoruz. Özellikle Ünye'nin 4 tane temel meselesi olan, 4 tane temel konusu olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi, Ünye Üniversite Yerleşke Alanı, Ünye Akkuş-Niksar Yolu ve Kültür Merkezi ile ilgili süreci yakından takip etme arzusundayız. Tabii ki yaklaşık 10 gün önce Ünye Belediye Başkanımız ile beraber Ankara ziyaretimiz oldu. T1
Temeli tabii ki bu 4 tane önemli olan proje üzerine kurulmuş olan çalışmalar, bununla ilgili yapmış olduğumuz girişimlerin haricinde de aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğümüzde bir takım görüşmelerde bulunduk. Ünyakuş-Niksar yolu ile ilgili. Ünyakuş-Niksar yolunun 2020 programına alınması ile ilgili girişimde bulunduk. Sayın Milletvekilimiz Ergün Taşçı Beyefendi, Tokat Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt Beyefendi'yi telefonla arayarak buranın yatırım programına alınması ile ilgili bir randevu talep edelim bakanımızdan diye bir şey ifade etti. Biz de bu sözün üzerine sayın milletvekillerimizden de inşallah bu hafta veya önümüzdeki hafta yapılacak olan görüşme nezdinde bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili sürecin inşallah başlayacağını ümit ediyoruz. Zaten mevcut şekliyle 2016 yılında buranın planlaması yapılmış, buranın karayolu standartlarında olan projesi onaylanmış idi. Şu anda bu mevcut yolun. Ondan sonraki kısmı da inşallah yatırım programını alınıp yapılması. Bu bizim açımızdan önemli bir gelişme. Diğer taraftan organize sanayi bölgesiyle ilgili Sayın Bakanımız Mustafa Varank'la görüştük. Mustafa Varank'la tabii ki bu süreçte birçok kez bir araya geldik. O da artık Ünye'de organize sanayi bölgesinin tamamıyla bitmesini arzu ediyor. Biz onun konuşmalarından, bakışlarından bunu anlayabiliyoruz. Hakikaten samimiyetle bizlere yaklaşıyor. Geldiğimiz noktayı birebir takip ediyor. İnşallah Sayın Bakanımızın, siyasetçilerimizin de desteğiyle Ünye Organize Sanayi Bölgesi artık yani bitti diyebileceğimiz noktaya geldi. En son imar plan çalışmalarını bakanlığımıza göndermiştik. İmar plan çalışmalarının devamında komisyonumuzdan da imar planlarının onaylandığını artık söyleyebiliriz. Sayın Kaymakamımızla da sık sık bir araya geliyoruz. Bu noktada da işin yürütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki ilk etapta birçok kurum tarafından, birçok kişi tarafından acaba olur mu, olmaz mılar sorusu vardı. Ama bugün baktığınızda hakikaten Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde yer talebi eden müteşebbislerimizin artık oradaki yerlerini 3'er 5'er dönüm daha artırdıklarını, hatta ve hatta dışarıdan orada yer var mı, ben tekrardan işte buraya girebilir miyim, bana oradan yer verebilir misiniz gibi sözlere artık muhatap oluyoruz. Anlaşılan o ki kamuoyunda da zaten artık geriye dönüşün olmadığı inancı tamamen yerleşmiş ki biz zaten Ünye OSB'de kesinlikle geriye dönüşün olmadığını ve olmayacağını Allah'ın izniyle söylüyoruz. Az önce yine Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ile beraber de Ünye OSB'yi yerinde inceledik. Tekrar orada istişarelerimizi yaptık. Her şeyin çok güzel gittiğini ifade edebiliriz. Ünye OSB'de hakikaten her şey çok güzel gidiyor. Diğer taraftan Ünye Üniversite alanı ile ilgili Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ali Akdoğan, ben çokça teşekkür ediyorum kendisine. Biz de yakından ilgileniyor. Ünye ile yakından ilgileniyor. Tabii ki Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un açmış olduğu yol da bizler açısından çok önemli. Ne zaman yanına gitsek bize bu noktada destek oluyor, yardımcı oluyor. Hangi bakanlıkta işimiz var ise telefon açıyor, bizi bakanlarla buluşturuyor. O açıdan Ali Akdoğan rektörümüz de Ünye'de üniversite yerleşkesinin olması için çok ciddi adım atan, gayret gösteren bir hocamız. Bu manada 2019 yılı içerisinde mevcut 200 dönüm üzerine planlanmış olan üniversite yerleşkesinde 165 dönüm orman arazisinin tahsisiyle ilgili ücretin daha önce yatırıldığını söylemiştik. Dün de sizlerin de malum olduğu üzere Sayın Rektörümüz buranın yer teslimi ve kabulü ile ilgili protokolü imzaladı. Ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafında kesin olarak da burası üniversiteye tahsis edilmiş oldu, devredilmiş oldu. Dolayısıyla bugün baktığınızda Ordu Üniversitesi'nin artık bizim yıllardan beri konuştuğumuz, koşturduğumuz, bir noktada da artık bitmesini istemiş olduğumuz hava alanında bir yerleşkenin olması da artık kaçınılmaz hale geldi. Bu süreçten sonra da yapacağımız şudur. Genel Başkan Vekilimizi, Ünye Belediye Başkanımız ile yapmış olduğumuz ziyarette kendisi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'la bir telefon görüşmesi yapmıştı ve telefonu da bizlere dinletti. Dedi Sayın Genel Başkan Vekilim, biz buranın yatırım programına alınması ile ilgili süreci tabii ki götürelim, takip edelim. Ama illa da bu yıl başlarında veya Ocak Şubat aylarında olacak gibi bir düşünceye de arkadaşlarımız kapılmasın dedi. Siz buranın bahsettiğiniz şekilde yapacak olan paydaşlarını bir araya getirin. Rektörlükte bir protokol imzalayın
biz istediğiniz zaman burayı yatırım programına alırız dedi. Dolayısıyla bu bizi çok rahatlattı, çok memnun etti. Dolayısıyla bu saatten sonra bizim yapacağımız, şu anda yine dün de konu ettik, Borsa Başkanımız Mustafa Uslu Bey, Oda Başkanımız, TSO Başkanımız İrfan Akar Bey de vardı. Biz bir Ankara programı yapacağız. Oradan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden burada bir inşaatın, burada bir fakülte binasının yapılmasıyla ilgili talebimizi ileteceğiz. Diğer taraftan ünlü iş adamlarımızdan buraya bir fakülte binası yapılmasıyla ilgili talebimizi ileteceğiz. Diğer taraftan işte siyasetçilerimizden isteyeceğiz, genel başkan vekilimizden, işte belediye başkanımızın tabii ki bu konuyla ilgili ciddi gayretleri var. Kaymakamımızın da keza böyle. İnşallah ben kısa süre içerisinde bu kazanmış olduğumuz ivmeye bir ivme daha kazandırmak suretiyle burada da bir imar plan çalışmasının kısa sürede başlayacağını ve ardından da inşallah temel atmayı da göreceğiz diye ümit ediyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, tıkandığımız bir yer yok. Aynen normal resmi prosedürün işlemesi nasıl gidiyorsa bu şekilde, bu minvalde devam ediyor. Bu da önemli bir gelişme. Kültür Merkezi ile ilgili artık gün alma aşamasına geldik. Biz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Beyefendi ile sık sık görüşüyoruz. Maliye Hazinesi'nde maliyeden kendilerine yazının yazıldığını ifade ettiler. Artık orada bir gün, temel atma ile ilgili bir günü bekliyoruz. Burası ile ilgili zaten yeni bir ihale yapılmayacak. Buranın müteahhiti falan belli. Müteahhit şu anda sadece yer teslimini yapılmak suretiyle orada çalışmalarına başlayacak. Bunu ifade edebilirim. Diğer taraftan Ünye'de bir huzurevi çalışmasının da biz artık startını vermek istiyoruz. Bunu da zaman zaman paylaştık. Daha önceki dönemde de bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Ünye'de hayırsever bir vatandaş tarafından yaklaşık 8 dönüm üzerine yapılması planlanan bir arsa var. Bu arsayı sadece huzur evi yapmak şartıyla Ünye Belediye'mize vakfetmiş, bağışlamış. Dolayısıyla bağışlanmış olan bu arsada da bizim huzur evi yapılması ile ilgili bir çalışmamız oldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüştük. O da il müdürümüz Ender Bey'i aradı, görüştü. Burada bir yerde inceleme yaptık. İnşallah önümüzdeki böyle dönemde bir huzur evine de Ünye'yi kavuşturacağız hep beraber. İnşallah. Bunun da takibini yapacağız. Milletvekillerimizle görüştük. O kadar çok konu var ki böyle anlatacağımız, paylaşacağımız ama ana başlıklar halinde. Bunlar. Son sağlıkla ilgili şunu söyleyeyim. Çok önemli tabii başkanım. Ki Şenel Yedi Yıldız ve Metin Gündoğdu, aynı şekilde Ergün Taşçı vekillerimizle birebir görüştük, görüşüyoruz da. Bu hususu onlara da anlattık. Sağlıkla ilgili aslında baktığınız zaman şu anda Fahrettin Koca bakanımızın da açıklamış olduğu üzere bu yıl ve Şubat ayı içerisinde toplam 17.689 tane sağlık personeli alınacak. 17.689 tane. Yeterli mi? Tabii ki değil. Gönlümüz istiyor ki 30-40 bin civarında bir sağlık personeli alınsın. Ama 17.689 rakamı da az da değil. Şimdi yardımcı hizmetler, sağlık personeli sınıfındakiler ebedir, hemşiredir, sağlık memurudur, işte biyologdur, sosyal çalışmacıdır. Bu anlamda Şubat ayı içerisinde şu anda bizim hastanemizde doluluk oranı %80-85 civarındaysa daha yukarılara doğru çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü İl Sağlık Müdürümüzle de çok sık görüşen bir insanım. İl Sağlık Müdürümüz de hakikaten bu noktada Ünye'de hastanemizin doluluk oranının %80-85 civarında, 83-84 civarında olduğunu biliyor ve artık orada farklı servis hizmetlerinin de verilmesi gerektiği inancında. Ama bizim edinmiş olduğumuz bilgi Şubat ayı içerisindeki bu yeni atamalarla beraber sağlık personeli noktasında sorun olmayacak ama doktor konusuna gelince şu anda Ünye'de aslına bakarsanız ana branşlarda bizim bir doktor eksikliğimiz yok. Doktor da sadece belli branşlarda tek doktorumuz var. Tabii ki tek doktorun olmuş olmasını bizler de istemiyoruz. Kardiyolog gibi, göğüs hastalıkları gibi önemli branşlarda tek doktorun olmuş olması hem doktor arkadaşımızı zorluyor hem de orada bazen ameliyatlık durumlar olduğu zaman doktor bugün yok yarın gel denilebiliyor. Bunu biz de istemiyoruz. Ama bundaki tabii ki duruşumuz şu. Doktor sorununun tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu unutmamak lazım. Bunu böyle bilmek lazım. Ordu'da da
bazı branşlarda falan sorun yaşandığını biliyorum ama inşallah Şubat ayında isteğe bağlı yer değiştirmeler ve bakanlığın aynı şekilde yeni atamalarıyla biz bu tek branşlarda olan doktor sayısının artırılması için talebimizi aynı şekilde ilettik. Takipçisi de olacağız. Gönlümüz istiyor ki İnye Devlet Hastanesi'nde tüm branş doktorlarının orada görevinin başında olması ve bu taleplerin yerine getirilmesi. Bununla ilgili de hem başhekimimiz, hem sağlık müdürümüz, hem milletvekillerimiz hakikaten çalışıyorlar, uğraşıyorlar. İnşallah biz de bitireceğiz diye ümit ediyoruz. Sayın Başkanım, hem şahsen benim hem de hastaneyi sık kullanan insanlarımızın bir sorusu bu. Evet. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı insanlarla yaşıyoruz. Yöremizde ve ülkemizdeki özel sağlık kuruluşlarında doktor eksiği yok da en güçlü ha dediği yere han kuran devletlerde niye devlet hastanelerinde eksik var sorusunu ben soruyorum. Bu özel hastanelere geçişi engellemek için de bir ücret iyileştirmesi gibi bir çalışma yok mudur Sayın Başkanım? Aynen bu sorularımızı bizler de iletiyoruz. Yani özel sektöre kaçışın önünü bir şekilde engellememiz gerekiyor. Doktor arkadaşlarımızı tabii ki koruyacağız. Kabul. Doktor arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Kabul. Yoğun çalışıyorlar. Doktor arkadaşlarımız acaba neden özel sektöre kayıyorlar? Onların kayma sebepleri nelerdir? Bununla ilgili falan şu anda bir sağlık politikası izliyor. Sağlık Bakanlığı. Ben bunu bizzat biliyorum. Yani bununla ilgili bir çalışmanın yapılması gerektiği muhakkak. Çünkü devlet hastanelerindeki artık hasta yoğunluğundan veya ekonomik olarak daha az para aldığından dolayı mı böyle bir yola başvuruyorlar? Bununla ilgili bir çalışmanın yapılması gerekiyor ki zaten bununla ilgili bir çalışma içerisindeler. Çünkü özel sektör hakikaten ciddi para veriyor ama şunu da biliyoruz. Eskisi kadar para vermediğini biliyoruz. Önceden daha güzel imkanlarda doktorlarımıza oralarda birçok kapıyı açıyorlardı ama bugün eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Ama bir şekilde bu doktor arkadaşlarımızı bizim de devlette tutmamız gerekiyor. Devlette onların çalışma koşullarını eğer iyi hale getirebilirsek, kazançlarını daha rentable hale getirebilirsek, bu sorunun da ben ortadan kalkacağı inancındayım. Şu da gerçek, TUS'ta artık hani özellikle bir kardiyologdur, işte bir göğüs hastalıkları uzmanıdır falan. Eskiden belki çok tercih edilmiyordu ama bugün baktığınızda hakikaten 3 sıralarda olduğunu biliyoruz. Bazen dönem dönem, geçen yine sağlık müdürümüzle yapmış olduğum sohbette bu konu oldu. Dönem dönem Türkiye'de bakıyorsunuz bir dönem psikiyatri bölümlerine çok aşırı bir başvuru oluyor. Onun puanı yükseliyor. Bakıyorsunuz bir dönem kardiyolojiye çok yoğunluk oluyor. Onun puanı yükseliyor. Bakıyorsunuz bazen de kadın doğumu oluyor falan. Yani bunlar zaman zaman yer değiştirebiliyor. O yüzden puanı yükselen branşlarda falan doktor eksikliği maalesef ortaya çıkıyor ama en nihayetinde şöyle bakmak lazım. Yani doktor eksikliği Türkiye'nin bir eksikliği. Bizler de bu kadar güçlü siyaset atmosferinde, evet, bu kadar genel başkan vekilimizin, evet, ve sağlıktan sorumlu milletvekilimizin ve aynı şekilde diğer, evet, milletvekillerimizin yani olduğu bir ortamda bu sorunları tabii ki çok yaşamamalıyız. Biz de böyle düşünüyoruz ama tabii ki bir taraftan hem Ünye, diğer işte bölgelerde de bu sorunların olduğunu bildiğimizden dolayı böyle yavaş yavaş da olsa inşallah tölere edeceğiz ve bu sorunların tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sayın Başkan, yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmalar dünyanın olmazsa olmaz en özel, en önemli canlısı insan başta olmak üzere insan dostu bütün canlılar için. Bütün hizmetler bunlar için. Evet. Her geçen gün insanlar da dünyada yerinde saymıyor. Toprak yapımız, coğrafi konumumuz belli. Nüfusumuz, insanoğlunun ihtiyacı olan araç her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak otopark yokluğu nedeniyle ana yolun, transit yolunun bize göre, benim duruşuma göre sol, size göre sağ tarafını boşalttınız. Teşekkür, evet, ediyoruz. Ama
Ünye iç tarafı, deniz tarafı boşaldı. İç tarafı halen daha evet. büyük şehrin rutesinde otopark hizmeti olarak devam ediyor. Evet. Bir, bu ana yolun da otoparktan kurtarılması için düşünceleriniz nedir? Bir ikincisi, geçtiğimiz günlerde Sayın İlçe Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey ve ekibinin kaymakam beyle yaptıkları çalışmalarda siz de vardınız. Sizin de vakıf olduğunuz bir konu. Ünye Devlet Hastanesi'nin giriş çıkışlarındaki hayati tehlikeyle ilgili de çalışma ne durumda? Evet, evet. İki sorumu da tamam. sorarak Peki. zannediyorum yönetmenim de dakikamız geldi mi? Evet. Geçiyormuşuz. Şöyle, kısa kısa yapalım. Sadece söyleyeyim. Otopark sorunu hakikaten Ünye olduğu gibi bizim ilçelerimizin tamamının bir sorunu. Ama biz hakikaten bunu çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Sıkıntısını yaşıyoruz. Özellikle baktığınız zaman bazı yerler kapalı otopark gibi oldu Ünye'de. Caddeler, meydanlar, sokaklar. Ne yazık ki başkanım. Yolları da tabii ki baktığınız zaman işte insanlar böyle bilinçsiz de işgal ediyorlar. Araçlarını böyle bilinçsizce park ediyorlar. Bu manada 15 Temmuz meydanı altında şu anda o bölgedeki aslında araç trafiğini çekmesi amacıyla bir otopark planlaması yapılmış ve otopark var. Ama alışkanlık haline bunu getirmek lazım tabii ki. Ben konuyu biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlattık, söyledik. Sayın Belediye Başkanımıza Pazaryeli bölgesindeki araçların çok çirkin olduğunu, bu bölgedeki ya orası boş dururken kaldırılması yani, gerektiğini, çünkü yani. Oradaki otoparkın boş olduğunu yani, anlattık. Yani. Büyükşehir Belediye Başkanımız tabii ki yani konunun önemine binaen hemen bu konuyla ilgili çalışma başlatalım dedi ki, yani ben bilgisinin olmadığını biliyorum. Çünkü ben fotoğraflarını gösterdiğim zaman kendisine evet haklısınız. Burada bunu kaldırmak gerekir dedi. Biz onu takip edeceğiz. Pazaryeli bölgesindeki araçların kaldırılması için, yani orada bir otopark var ise bugün o otoparkın kullanılması için bizim bir şekilde çalışma yapmamız lazım. Belediye başkanımız da zaten bu hususta ilgili de Büyükşehir'e yazı yazdı. Diğer taraftan da aynı şekilde bu bölgedeki araç trafiğinin kaldırılması için de bizim buralarda bir katlı otopark talebimizin olduğunu ben bilmenizi arzu ediyorum. Hakikaten Ünye parklanma konusunda sorun yaşıyor. Özellikle bu Uniport çevresindeki parklardan, parklanmalardan illa birinin başına bir şey gelmesine gerek mi var sorusuyla biz muhatap oluyoruz. Kabul. Ama kabul. Bazı şeyleri de görmek lazım. Hemen 100 metre ileride otopark olduğu halde bizim insanımız sağlı sollu park yapabiliyorlar. O açıdan biraz vatandaştan da aslında biz sağduyu bekliyoruz. Otopark boş. Diğer taraftan yolun işte sağına soluna park etmeler söz konusu. Çok yürüme alışkanlığı olan bir millet değiliz. Biraz da bu noktada yani sağduyulu olmak lazım diye düşünüyorum. Ama bu bölgede, bu özellikle Uniport olduğu bölgede bir çok katlı olmasa da bir katlı otopark inşallah oralarda düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili de adım atmaya da başladık. İnşallah otoparkla ilgili de sorunu bir şekilde çözeriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki Devlet Hastanesi'nin önündeki o kazalarla ilgili de şunu söyleyebiliriz. Geçen hafta Karayolları Bölge Müdürümüz de Ünye'deydi. Biz Karayolları Bölge Müdürümüzü Ünye'ye davet ettik. Yine Ünye'deki sorunları masaya yatırdı. Kendisini ziyarette bulunmuştuk. Tabii ki bunun bir de Ankara ayağı var. Ankara'daki genel müdürlüğümüzü de ziyarette bulunduk. Karayolları Bölge Müdürümüz Murat Bey sağ olsun geldiler. Bizzat biz yerinde birkaç talebimiz vardı. Bunları yine değerlendirdik ama hastane ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Hastanede biz battı çıktı yöntemiyle bir alt geçidin olmasını arzu ediyoruz dedik kendisine. Yani bu noktada da hakikaten Ünye'nin de bu manada bir isteğinin olduğunu söyledik. Sayın tabii ki bölge müdürümüz de yerine yapmış olduğumuz incelemede orada bir dere olduğunu, derenin de bir tabii karayolu altından bir sanat yapısıyla geçtiğini söyledi. Dolayısıyla bugün oradaki derenin geçmiş olduğu bu sanat yapısının çapı çok büyük. Çok büyük olduğu için bunu aşağıya bastırmak güç olabilir ki güç. Yani biz bununla ilgili edinmiş olduğumuz tecrübeye ilişkin olarak söylüyorum Sayın Başkan. Bunu aşağıya çok indirdiğimiz takdirde bizim aynı şekilde bu yolu da çok aşağıya indirmemiz lazım dedi. Yolu çok aşağıya indirdiğimiz zaman da deniz seviyesiyle aşağı yukarı örtüşüyor. Dolayısıyla deniz seviyesiyle örtüştüğü için denizde bir dalgalanmada burası inanın İstanbul'larda görmüş olduğumuz böyle alt geçitlerin su içerisinde olduğu bir duruma maruz kalır. Bunu siz de istemezsiniz zaten dedi. Biz de o açıdan dedik ki peki burayla ilgili ne yapılabilir? Bir üst geçit, bir köprülü kavşak buraya planlayalım dedi. Tam karar verilmedi, vermedik ama
En kötüsü, yani alt geçit tabii ki olmasını istiyoruz ama zinhar olmadı. Üst geçit köprülü kavşak olarak da orada bir geçişin yapılmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmaya başlatıldı. Diğer taraftan da o hastane tarafından karayoluna çıkışta sinyalizasyonun çok böyle etkin olmadığı, Ünyedere Hastanesi yazan orada bir yazı var. Bu yazının biraz daha geriye alınması gerektiğini de söyledi genel bölge müdürümüz. Çünkü araçları oradan göremiyoruz. Göremediğimiz için insanlar birden karayoluna atlıyorlar ve kazaya sebebiyet oluyor. Şu anda Karayolları Bölge Müdürlüğümüz de bizim birinci derece olarak ilgilenmiş olduğumuz mesele, Devlet Hastanesi önündeki mesele takibimizde. Proje çalışmalarına başlandı. İnşallah kısa süre içerisinde de buranın aynı şekilde bitmesini hep beraber istiyoruz. Bizler de bu noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Artık 2019 el sallamaya başladı. Evet. Sizden hemşehrilerinize bir iyi dilek ve temellilerinizi de alalım istiyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. 2020 yılının da 2019'un tabii ki herkes tarafından böyle güzelliklerle geçmiş olmasını isterdim. İstiyorum, isterdim ama tabii ki her yılın kendine göre bir takım getirmiş olduğu artılar vardır, eksiler vardır. Ama inşallah dileğimiz o ki 2019 yılı herkes açısından güzel geçmiştir. Ama gönlümden geçen 2020 yılının 2019 yılından herkes açısından çok güzel geçmesi, her şeyi böyle gönüllerinden geçtiği şekilde, arzu ettikleri şekilde inşallah Rabbimin onlara bahşetmesi, iyiliğin, güzelliğin, sadakatin, samimiyetin olduğu bir yıl olarak, savaşların, insan haklarının korunduğu, savaşların olmadığı bir yıl olmasını, insanların aynı şekilde mutlu oldukları bir yıl, sevgiyi paylaştıkları bir yıl olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler, bugünkü Seçenler Seçilenler Konuşuyor programımızın konuğu AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan Beyefendi'ydi. Bir dahaki Seçenler Seçilenler programında bir başka konukla birlikte olmak duygu ve düşüncesiyle yaklaşan 2020 yılının Ünye'mize, ülkemize, insanlarımıza ve bütün insan dostu canlılara hayırlı ve uğurlu gelmesini diliyor, saygılar sunuyoruz.